Merhabalar, adım İsa Dal, Evtex Tekstil firmasının sahibiyim. Çok uzun yıllardan beri hem yenilikçilik hem Ar-Ge anlamında birçok çalışmaların içindeyim. Azimle ve inatla bunun üzerine duruyoruz. 2010 yılından beri aktif olarak Ar-Ge yapıyoruz. 2012 yılında başlatmış olduğumuz bir çalışma vardı. O çalışmanın çok ısrarla yürütmüş olduğumuz bir çalışma. Kimsenin yapamayacağı, yapılamayacak denilen bir projeydi bu. Ancak ben projeye inandım çünkü bu EOC'yi yani Evolution of Cotton, pamuğun evrimini gerçekleştiren malzemenin varlığından haberdardık, biliyoruz ve bunun pamuğa uygulanabileceğine inanıyordum. Ancak bunu uygulayabilecek bir bilim adamı da yoktu. Ve bugüne kadar yapılan bütün uygulamalar başarısız gerçekleşmişti. Biz de bu doğrultuda yaptığımız araştırmalar sonucunda nihayetinde birkaç hocamıza temasta bulunduk. Bunu gerçekleştirebileceğine inandığımız, düşündüğümüz ve iddia eden hocalarımıza ve 2014 yılından itibaren başlamış olduğumuz malzeme oluşturma, numune, laboratuvar çalışmaları, defalarca süren laboratuvar çalışmaları, defalarca süren numuneler ve defalarca yapılan testler sonucunda nihayetinde 2019 yılının sonunda biz patent almayı, uluslararası patent almaya alma noktasına geldik ve patentimizi aldık uluslararası anlamda. Tabii bu süreç içerisinde 2017 yılında bu Ar-Ge çalışmamızın birçok Ar-Ge çalışmamızın içinde yer almış olduğu EOC ile birlikte biz Türkiye'nin birçok elemelerden sonra Türkiye'nin en inovatif KOBİ'si seçildik. Ve Innovalik'te KOBİ özel ürününe layık görüldük. Tabii ki sahnede olan önemli isimler, Türkiye'nin devleri arasında bir KOBİ olarak yer alabilmek, bunca zaman yapılan çalışmalar, harcanan emek ve inanılmaz bir para, hiçbir devlet kaynağını kullanmadan, israf etmeden kendi öz kaynaklarımıza yapmış olduğumuz Ar-Ge'nin sonucunda böyle bir ödül almak bize gerçekten çok büyük cesaret verdi. Yani karşılığında bir para vesaire alamadık ama ödül almak gerçekten bizim için çok anlamlıydı. 2018 yılında aynı zamanda akademisyen kimliğimle birlikte hocalarımızla birlikte İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülleri'ne başvurduk. Ve jüri süreçlerinden yine süre sonra savunmuş olduğumuz tezler ve ispatlar, test laboratuvar sonuçlarıyla birlikte 2018 yılında İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülü'nü aldık. İstanbul Sanayi Odası Çevre Ödülü de Türkiye'nin en prestijlisi çevre ödülü ve dünyada sayılı ödüllerden birisi. Ve EOC ile birlikte bu geliştirdiğimiz projenin hem ekolojik, çevreye duyarlı olması ve birçok özelliği de birinin beraberine getirip dünyada bir ilki gerçekleştirmesinden dolayı bu ödüle layık görüldük. Aynı yılın sonunda da İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde İstanbul inovasyon anlamında İstanbul Altın Değerler Ödülü'nü aldık. KOBİ ve inovasyon dalında. Evet. Kısaca EOC'nin hikayesi süreci bu. Tabii çok fazla bu projenin içinde yer alan kişiler, insanlar var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buna inananlar ve tabii ki ekibime, arkadaşlarıma, bu konuda bize destek veren tüm hocalarımıza, ilham veren tüm hocalarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum.